Herkese merhaba. Bugün 21 Ağustos 2020 Cuma, haftanın 3. ve son manşet yayınıyla karşınızdayız. Haftanın 2. manşet yayını çarşamba günüydü ve tam manşet yayınına başladığımız dakikalarda Erdoğan'ın açıklaması konuşuluyordu. Cuma günü öyle bir müjde vereceğim ki dedi ve bütün piyasalar, bütün sosyal ağlar bununla yıkıldı. Biz de o dakikalarda yaptığımız manşet programında dedik ki gaza gelme Türkiye. Esasen o manşette şunu da yaptık. Erdoğan iki şeyi açıklayabilir. Ki burada da kaynaklarımız sağlamdı. Bloomberg ve bir takım yabancı ajanslar, Euronews gibi haber kaynaklarına dayandırarak ve onlar da elbette saraydan ilk ağızdan aldıkları bilgileri naklettiler. İşte efendim denizlerde gaz bulundu. Ya da enerji kaynağı, yeni enerji kaynağı bulundu. Ağırlık olarak da şu ortaya çıktı, hem Euronews'taki hem de Bloomberg'taki haberleri birlikte değerlendirerek söylüyorum. Karadeniz'de bir doğal gaz. Daha ilk dakikalarda bu belliydi, sonra da zaten teyit edildi. Dolayısıyla Erdoğan Cuma 21 Ağustos Türkiye saatiyle 15 itibariyle bunu açıklarken aslında bilinmeyen bir sır değildi. Her şey ortaya çıkmıştı ve gizli saklı bir şey değildi. Tabii onun üzerine de bu gaz çok bulundu. Gaza gelme Türkiye diye de espriler oldu. Biz daha hemen ilk saatte, ilk anda o yayını öyle yaptık. Gaza gelme Türkiye dedik ki çünkü geriye doğru çokça bunun haberi yapıldı. Hazmedemeyene Beypazarı soda. Bu nereden çıktı? Bunun cevabını da birkaç dakika sonra göreceksiniz. Çok tepkiler var. Ben sosyal ağlara bakıyorum. Hemen canlı canlı bakayım. Yani Berat Albayrak demiş ki artık cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız, yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum falan. Yani uçmuş durumdalar. Bakın 400 küsür milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var. Bunun 160 küsür milyar doları ilk bir sene içerisinde ödenmesi lazım. Ekonomi diyor ki bu kadar döviz rezervinizin olması lazım. Yani ilk bir senede ödeyeceğiniz dış borç kadar döviz rezervinizin olması lazım. Bunun yarısı bile kağıt üstünde yok. Özel bankalar dahil döviz rezervi ekside. Sene sonunda temerrüde düşmesi beklenen, yani borçlarımı ödeyemiyorum demesi beklenen bir Türkiye var. Ama uçuyor şu anda. Şu anki doğalgaz fiyatıyla bile 30-35 milyar dolarlık bir rezerv söz konusu demiş Cüneyt Akman. Kimi uzman 5, kimi uzman 7 yıl gerekiyor demiş ki bu böyle. Pek çok şey var. Sosyal ağlarda bu yönde mavra dönüyor. Önce dilerseniz Erdoğan'ın ne dediğine bakalım. Hemen akabinde de sosyal ağlardaki ve piyasalardaki tepkilere bakalım. Mesela Erdoğan BBC Türkçe'den bir saat kadar evvel güncellenmiş haberle getiriyorum. Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik diyor. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi diyor. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik diyor. Fatih Sontaj gemisi efendim 20 Temmuz 2020'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna 1 araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyormuş. Yapılan çalışmalar sonucunda 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedilmiş. Görüyorsunuz Karadeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı sorunu yok. Akdeniz'deki gibi Yunan adaları falan, Kıbrıs falan gibi problemler yok. Çünkü Karadeniz'de iki büyük devletin sınırları var. Ağırlıklı Rusya, Ukrayna ve işte Türkiye. Solda sağda Bulgaristan, Gürcistan var ama görüyorsunuz neredeyse Karadeniz'in yarısı, yani iki ülke varsa denizi ortadan ikiye bölüyorsunuz. Yarısı sizin, yarısı da karşı ülkenin kıta sahanlığı oluyor. Burada da Karadeniz'in büyük bir bölümü Türkiye'nin, diğer bölümü de Rusya'nın kontrolünde. Öyle bakmak lazım. Ukrayna Rusya tarafından adeta ilhak edildiği için Ukrayna'ya da Rusya gözüyle bakmak lazım. Karadeniz'in görüldüğü gibi yarısı kıta sahanlığı ve o bölgede Türkiye rahatlıkla doğalgaz, gaz, herhangi bir arama, sondaj yapabilir. Orada herhangi bir şey de çıkmaz.
problem de çıkmaz devletler arası. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı 500 metrelik bir rezerv katmanı tespit edildiğini belirtmiş. Sismik çalışmalar sürüyor demiş. 1000 metre derine inilecekmiş. Sismik veriler aşağıda iki katmanın daha olduğunu gösteriyor demiş vesaire. Reuters'e konuşan yetkililer 800 milyar metreküplük bir rezerv olduğu tahminini yapmışlar. Dolayısıyla şu an açıklananın 3 katı mesabesinde bir rezervden bahsedilebilir. 3 sondaj, 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor demiş. Erdoğan, yeni sahada keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren kullanıma alınmasının hedeflendiğini ifade etmiş. 2100 metre derinlikteki gazın çıkarılma sürecinde Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı'nın ya da özel girişimlerin nasıl rol üstleneceği ise henüz net değilmiş. Gene Reuters'e konuşan Türk kaynaklara göre bölgedeki doğalgazın 7 ila 10 yıl içerisinde kullanıma alınabileceği ifade ediliyor. Türkiye'de enerji talebinin dışa bağımlılık oranı ise görüyorsunuz gittikçe artıyor. 2015 itibariyle %72.4. Doğalgaz ithal ettiğimiz ülkelerse ağırlık Rusya, Azerbaycan, İran, sonrasında Cezayir var, 4. ülke ve diğer ülkelerde bu şekilde sıralanıyor. Bir kere daha söyleyeyim, umalım ki bu rezerv güçlü bir rezerv olsun, feasible bir rezerv olsun. Bakın derinlik önemli, ulaşılabilirlik önemli, kalitesi önemli gazın, çıkan enerji neyse petrol de hepsi yani kalitesi önemli. Feasible olması yani çıkarttığınıza değecek maliyet hesapları açısından. Denizde yapıyorsunuz bunu. Denize iskeleler kuracaksınız, işte sondaj yapacaksınız ve oradan bir üretim gerçekleşeceksiniz. Suyun altından daha da kara katmanlarında ilerleyerek filan bir tesis kuracaksınız. Kolay şeyler değil, milyarlarca dolar. Dediğim gibi astarı yüzünden pahalı mı değil mi çok iyi hesaplanması gereken bir şey. Zaman alacak ve o zaman sonunda da işte efendim mutlu olacaksınız. Bir kere daha söylüyorum. Çok ümitliyim, çok umutlanmak istiyorum. En azından bizim nesil gitti, bizden önceki nesil gittiği gibi ama bizden sonraki nesiller mutlu olsunlar. Bizden sonraki nesiller üzülmesinler ekonomik anlamda. Enerji kıtlığı, enerji darboğazı anlamında. Bir bu. İkincisi, şu anda Türkiye rezerv satıyor. Bir umut pazarlanıyor. Dolayısıyla bunun karşısında duran herkes gene şeytanlaştırılıyor. Şeytanlaştırılacak. Şu anda işte biraz işte kasaptaki ete soğan doğranıyor. Doğmamış çocuğa don biçiliyor. Biraz böyle bir durum var. Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi işte ben buraya çalı ektim, koyunlar geçecek. İşte oraya yünlerini bırakacaklar da onu eğireceğim de gömlek yapacağım da satacağım da falan gibi bir durum var. Zaman alacak bir durum var. Bunu şey anlamda söylemiyorum. Gerçekten reel politik bu. Dünya ekonomileri de bakacaklar. Enerji piyasaları da bakacaklar. Böyle bir enerji var mı yok mu? Feasible mı değil mi? Ona göre de bu işi kredilendirecekler. Kolay meseleler değil. Onu söyleyeyim. Erken seçim hazırlığı var demiş Fikret Bila. Algı yönetimi söz konusu başlıklı yayında, Tele1 yayınında Zeynel Lüle'nin sunduğu gün ortasına katılmış. Videosunu seyredersiniz bulup ama orada diyor ki önlemler geçici, iktidarın attığı adımları alt alta sıralarsak bir erken seçim hazırlığı var. Ekonomi kötü giderken bunu düzeltecek bir başarı öyküsü yaratması mümkün değil iktidarın. Çünkü kaynakları yok, bunu biliyoruz. İşsizliği önleyecek bir yatırım yapması mümkün değil, bunu da biliyoruz. Enflasyonu düşürecek bir politika da yok. Bu başarı öyküsünü ekonomi dışında aramak lazım demiş. Ahmet Bozkuş havuz medyası için manşet önerilerini sıralamış görüyorsunuz. Evet biz gaza gelme Türkiye dedik ama Ahmet Bozkuş biraz daha tabii espritüel bir kişiliği de var. Mutlaka seyredin, Twitter hesabını takip edin, YouTube kanalına üye olun ve hazırladığı güncel mizahi hiciv yüklü videolarını seyredin. İşte böyle sıralamış. Bas gaza güzelim, bas gaza. Evet, İsmail YK'nın şarkısıydı galiba. Evet, adam gazandı demiş.
Güzel manşet önerileri yapmış Ahmet Bozkuş. Kerim As demiş ki Türkiye bugün bulduğunu açıkladığı doğalgaz rezervinin 62 katını geçen yılda bulmuş. İşte geçen yıl Trakya'da 20 trilyon metreküplük, saymayı da bilmiyor bunlar, doğalgaz rezervi bulundu filan diye Yeni Şafak'ın haberi. Evet. Hazmedemeyene bey pazarı geliyor, merak etmeyin. 8 yıl önce dedi ki Enerji Bakanı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Murat İden'in, gazeteci dostumuz, meslektaşımız tweet'i. Tuna 1 havzasında doğalgaz bulduk. 2023'te dışarıdan doğalgaz almayacağız demiş Enerji Bakanı 8 yıl önce. Bugün dedi ki Tayyip Erdoğan, Tuna 1 havzasının adını Sakarya olarak değiştirdik. Doğalgazı bulduk. 2023'te dışarıdan doğalgaz almayacağız. Aynı laf esasen onu getirmiş zaten. Evet. Evet. Hazmedemeyene bey pazarı. Şimdi bakın, Özgür Demirtaş kendisi akademisyen, 15 yıl Amerika, şimdi Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanıymış. Uzmanlık alanı finans, ilgi alanları da teknoloji, uzay, tıp. Özgür Demirtaş bir tweet atmış. Diyor ki dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da bir bidon petrol bir tane damak çikolata bile etmiyor. Ya esasen bu böyle. Yani doğru bir haber. Yani gerçekten petrol fiyatları düştü ve Venezuela petrol açısından dünyada sıralamaya girmesine rağmen maalesef kendi derdine derman üretemedi. Doğru esasen. Buna Türkiye Sanayi Bakanı bir cevap yazmış. Diyor ki bu hesaba göre bir finans profesörü bir bey pazarı soda bile etmiyor. Yani ben diyorum İstanbul Boğazı, sen diyorsun Çanakkale'de bir hararet, bir hararet. Bir başka laf daha var. Laf söyledi bal kabağı, doğra doğra koy tabağı. Bir başka daha laf var, demeyeceğim. Siz aklınıza gelenleri sıralayabilirsiniz. Yahu bir finans profesörü neyse, Venezuela'da enerji rezervlerinin Venezuela'nın ekonomisine bir katkısı olmadığını, bir bidon petrolle bir çikolata, bir bidon petrolün bir çikolata bile etmediğini söylemiş ki bu doğru. Şimdi yukarıda bunu üzerine almış Türkiye'de sarayın propaganda unsurlarından. Şimdi Sanayi Bakanlığı koltuğuyla işte kendine göre taltif edilmiş Mustafa Varank. Daha yerli oto bile üretemediler. Neyse. Diyor ki bu senin diyor bu hesabına göre bir finans profesörü bir bey pazarı soda bile etmez. Yani bu mu bu zeka mı, yani bu nasıl bir cevap? Hani kapak mı yapıyorsun? Cevap mı veriyorsun? Bir de altında da bilmem 12 bin kere RT'lenmiş, 48 bin kere beğenilmiş filan bir tweet mesajı. Ya inanılır gibi değil. Tuhaf, kafayı yemişler yani. Hakaret, aşağılama. Sen bir finans profesörüsün ama bir soda bile etmezsin falan. Ya adam onu demiyor ki, adam başka bir şey söylüyor aşağıda. Tuhaf. Yavuz Baydar demiş ki bu Kariye ile ilgili bir haber. Günün haberlerinden biri, Kariye Müzesi işte efendim cami oluyormuş. Onun üzerine şu tweet'i atmış. Anadolu'yu Anadolu yapan çoklu insani mirasa düşman İslamcı vandalizmle komşuların neredeyse tümüne, başta Yunanistan, düşman, talancı, yağmacı, milliyetçi, militarizm ülke yönetimini ele geçirdi. Çok daha acı sonuçlar yaşatacaklar demiş. Haksız mı? Kerim Has, Erdoğan'ın müjdesinin olası nedenlerini düşünürken, malum Türk akımı hattında Türk özel şirketler henüz Rusya ile ticari anlaşmaları imzalamadı. Türkiye'nin Gazprom'dan indirim talebi cevapsız kaldı. Gaz bulduk denilerek Rus gazında fiyatlar aşağı çekilmek isteniyor olabilir demiş.
Dikkat. Evet. Dedim ya, rezervi satmaya çalışıyorlar. Bir rezerv kredibilitesi üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Hazmedemeyene bey pazarı soda meselesi anlaşılmıştır herhalde. Biz bir daha haber alınamadı başlığıyla devam edelim. O da şu efendim. Bir Gün gazetesi bulunan ama daha sonra haber alınamayan doğalgaz ve petrol rezervlerini çok güzel sıralamış. Tebrik ederiz. Günün haberciliği, araştırmacı gazeteciliği bu. Diyor ki özellikle seçim dönemlerinde ülkenin dört bir yanından doğalgaz petrol bulunduğu haberleri geliyor. Ancak yandaş medyanın manşetlerini süsleyen rezervler sonrasında bu rezervler sonrasında gündemden düşüyor ve hiçbirinin akıbeti öğrenilemiyor. Bir daha haber alınamadığı bülteni. İşte bakın, derlemeye bakalım. 1. Hürriyet, Akçakoca'da doğalgaz bulundu. 9 Eylül 2004. Doğan Haber Ajansı, Akçakoca'da doğalgazdan sonra petrol umudu. 26 Kasım 2006. Anadolu Ajansı, Karadeniz'de Karadeniz doğalgazı devreye girdi. Sabah, Karadeniz'de petrol ağa takıldı. 26 Ağustos 2007. Gene sabah, Sakarya'da doğalgaz bulundu. 15 Mayıs 2009. Anadolu Ajansı, yeni doğalgaz rezervi bulundu. İşte 17 Haziran 2010. Ki yer aynı. Akçakoca sahilinin 14 kilometre açığında, denizin 100 metre derinliğinde. Sene kaç? 2010. Bundan 10 sene önce. Aynı yer. Anadolu Ajansı, petrol, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından sevindiren Akçakoca açıklaması. 29 Mart 2011. Enerji Bakanı Taner Yıldız, petrol bulduk çıkaramıyoruz. Bak sen. 25 Ağustos 2012. Milliyet, Karadeniz petrol ve doğalgazda yeni merkez. 10 Mart 2013. Akçakoca'da doğalgaz keşfi oldu. 29 Haziran 2020. Esasen bu keşif daha evvel defalarca yapılmış ama şu son keşfi Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bugünkü Enerji Bakanı, 29 Haziran'da, yani bundan 2 ay önce açıklamış. Ama bir şeye ihtiyaç var. O Fikret Bilan'ın dediği gibi seçim hazırlığı mı bilemiyorum. Gene şey değil. Gazeteci Deniz Zeyrek'e göre 2003'ten beri en az 30 kez petrol veya doğalgaz keşfedildiğine dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış efendim. Evet. Bir daha haber alınamadı. Bu olayda böyle. Dediğim gibi çok bu konuda çok üfürüyorlar. Çok heyecan pompalamaya, bir heyecan dalgası oluşturabilir miyiz? Acaba bununla tekrar yelkenlerimizi şişirebilir miyiz? Filan gibi amaçlıyorlar. Fakat dediğim gibi Türkiye'de Ayasofya ile bir şey yapmaya çalıştılar. Olmadı. Muharrem İnce rüzgarıyla acaba muhalefeti böler parçalar mıyız? Olmadı. Arkası gelmedi. En son işte Joe Biden üzerinden bir acaba bir muhalif bir şey, bir mağduriyet çıkarabilir miyiz? Olmadı. Erdoğan Ayasofya'yı çok önemsedi. Dağılmış oyları konsolide edebileceğini düşündü. Fakat buna artık imkan ve ihtimal yok. Toparlayamıyor. 15 Temmuz eskidikçe yerine yenisini koyamıyor. Taze bir ürkütmeye, taze bir çıkışa ihtiyacı var. Bunu bir türlü yapamıyor. O açıdan son dönemde dikkat edin, Ahmet Davutoğlu bile Ali Babacan'ın önüne geçmiş durumda. Biraz daha söylemi sertleşince daha çok ilgi görmeye başladı. Muharrem İnce zaten 3 gün konuşuldu, unutuldu. Lafını etmeye bile değmez. Joe Biden 3 gün konuşuldu, unutuldu. Lafını etmeye bile değmez. O arada şunu da hatırlatalım. Erdoğan cephesi Biden üzerinden bir mağduriyet devşirmeye çalıştı ama olmadı. Tuhaftır, Erdoğan tek kelime etmedi ve propaganda unsurları, propaganda bakanları muhalefete onun üzerinden ayar verdi. Erdoğan adına ayar verdi. Erdoğan bir şey demedi. Çünkü Biden'la, Joe Biden'la şahsen köprüleri atmak istemiyor. O kadar basit.
bu işi kapı kullarına, propaganda bakanlarına bıraktı. Ve bugünkü müjdesi de belki 3 gün değil 3 saat konuşuldu ve unutuldu. Emin olun 3 gün konuşulacak bir enerjisi de yok bugünkü müjdesinin, tırnak içinde söylüyorum. Bir rezerv bulunsa ve bu rezervin tamamı feasible olsa dahi Türkiye'nin yakın vadede ödeyeceği borçlarının bir bölümünü dahi ödeyecek gücü veya bir bölümüne dahi can verecek hali yok. Erdoğan neyi açıklarsa açıklasın, hükümetin çıkaracağı artık şapkadan tavşan kalmadı. Ne koyarsa koysun, Türkiye ekonomisi açısından, Türkiye açısından da sıkıntılı günler, zamanlar kapıda. Yıl sonu gelmeden temerrüde düşecek bir ülke söz konusu. Herkes kendine mukayyet olsun. Bir yandan da salgın, Covid-19 meselesi devam ediyor. Önümüzdeki bir yılı dahi gerek salgınla ilgili gelişmeler gerekse ekonomik daralma açısından böyle geçireceğiz. Temmuz 2021'e kadar söyleyeyim. Bütün haberleri takip ediyorum. Her gün yüzlerce tarıyorum. Dünya global çapta söylüyorum, Türkiye değil. Temmuz 2021'e kadar bu şekilde devam ve daha iyiye gitmeyecek. Böyle de seyretmeyecek. İniş devam edecek. Herkes önlemini buna göre alsın, tedbirini alsın. Diyeceğim, uyaracağım bu. Hele hele Türkiye'dekiler tedbirini buna göre alsınlar, tedbirlerini. Herkese iyi hafta sonları efendim. Önümüzdeki pazartesi biz gene manşette karşınızda olmayı umuyoruz. Gazete kapaklarını bugün getirmedim çünkü hepsi eskidi. Gazete kapakları çok geriden geliyor açıkçası. Bugünkü son yayını Erdoğan'ın çok konuşulan müjdesi üzerinden yürüyelim. İşin aslı faslı nedir ne değildir bakalım istedik. Biliyordu bilenler, bilmeyenler için de bir hatırlatma oldu umarım. Tekrar herkese iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.